Bu videoda Khan Akademi'deki fonksiyonların yansıması konusundaki bazı alıştırmaların üzerinden geçeceğiz. Ee, bu f fonksiyonunun grafiğiymiş. gx ise f eksi x olarak tanımlanmış. Buna göre g'nin grafiğinin nasıl olacağını bulmamız gerekiyor. Khan Akademi'de bu alıştırma çoktan seçmeli bir alıştırma ama ben biraz daha açıklayıcı olması adına seçenekler olmadan g'nin neye benzeyeceğini kendi kendimize çizmenin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Hadi bakalım, hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Şimdi, birlikte yapmaya hazır mısınız? gx, f eksi x'e eşit olduğunda neler olduğunu daha önce görmüştük. f, bir x değerinde hangi değeri alıyorsa, gx'in bunun eksilisinde aynı değeri almasını bekliyoruz, değil mi? Mesela, f4, 2'ye eşit. Bu, g eksi 4'ün 2'ye eşit olması anlamına gelir. İsterseniz buraya yazalım. g eksi 4 f eksi eksi 4'e yani f 4'e eşit olacak öyle değil mi? Aynı mantıkla devam edersek bana g eksi 2'nin neye eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet bu da f 2'ye yani 0'a eşit olur. Peki ya g 0? Bu da f sıfırla aynı şeydir. Çünkü eksi sıfır sıfıra eşittir değil mi? F sıfır da burada ve eksi iki de. Nasıl bir sonuç elde edeceğimizi görmeye başladınız öyle değil mi? Daha önceki videolardan da x yerine eksi x koyduğumuzda fonksiyonun y ekseni üzerinden yansıdığını hatırlayacaksınız. Hemen çiziyorum. Evet gx buna benzeyen bir fonksiyon olacak. İşte böyle g eksi 6, f 6'ya eşit olacak. Bu alıştırmayı eğer Khan Akademi alıştırma ekranında yapıyor olsaydınız, y ekseni üzerinden yansımayı veren ve buna benzeyen grafiği seçmeniz gerekirdi. Şimdi hadi bir tane daha yapalım. Burada da f'in fonksiyonunu vermişler ve gx'in grafiğinin nasıl olacağını soruyorlar. Yine hemen videoyu durdurun ve gx'in grafiğini aklınızdan çizmeye çalışın. Bu örnekte x yerine eksi x kullanmamışlar. gx fx'in ters işaretlisine eşit. İsterseniz gx'i bu şekilde de ifade edebiliriz. Bakın eğer şöyle bir parantez koyarsam gx'in fx'in negatifi olduğunu daha kolay bir şekilde görebiliriz. Evet gx fx'in ters işaretlisine eşit. f eksi x'e değil eksi fx'e. Bir bakalım, f0, örneğin 2'ye eşit. Bu durumda g0'ın bunun negatifine, yani eksi 2'ye eşit olması gerekir değil mi? Bu şekilde devam edersek, yani g'nin f'in değerinin negatifine eşit olduğu mantığını kullanırsak demek istiyorum. Buna karşılık olarak bu gelir. Sonuç olarak da fx'in x ekseni üzerinden yansımasını elde ederiz çizmemi isterseniz gx'i bu şekilde çizebilirim. x ekseni üzerinden yansıma. Seçenekler arasından buna benzeyen grafiği seçmemiz gerekir. Peki, hadi bir tane daha. Ben eğleniyorum. Peki ya siz? Burada da iki fonksiyon var. f fonksiyonunu mavi çizgiyle, g'yi ise pembe ve kesikli çizgiyle çizmişler. İşte burada. Bizden g'yi f türünden ifade etmemizi istiyorlar. Hadi biraz düşünün. Bu soruyu çözebilmek için g(x)'i elde etmek için f(x)'i nasıl dönüştürmemiz gerektiğine karar vermemiz gerekiyor. Şimdi f eksi x, f'in y ekseni üzerinden yansıması olur, öyle değil mi? Evet, fonksiyonlar burada kesişir. Düz olan kısım bu tarafa gelir. Bu arada şu anda sadece deneme yapıyorum. Evet, düz kısmı böyle, üçgen olan kısmı da bu şekilde olur. Evet, bu f eksi x'in grafiği olduğuna göre fonksiyona eksi 6 verdiğimde bu f 6'ya eşit olur. Yani buraya gelir. Böyle devam edersem f eksi x'in grafiğini bu şekilde çizebilirim. f eksi x'i morla çizdim. Ama bu şekilde gx'e tam olarak ulaşamasak da bir miktar yaklaştığımızı söyleyebilirim. Neden diyecek olursanız f eksi x'in x ekseni üzerinden yansımasını alınca da g x'i elde ederim. Peki bir fonksiyonu x ekseni üzerinden yansıtmak için ne yapmamız gerekiyor? Az önceki örnekten de hatırlayacaksınız fonksiyonun negatifini almamız ya da fonksiyonun tamamını eksi 1 ile çarpmamız gerekiyor. Öyle değil mi? Bu da g'nin eksi f eksi x'e eşit olduğu anlamına gelir. Bunun negatifi buna eşittir öyle değil mi? O halde iki yansımayı da yani hem x hem de y ekseni üzerindeki yansımaları yapmamız gerekiyor. Hadi bir tane daha. Burada da iki tane grafik var f ve g. Buradaki f'in tanımı ya da denklemi bu defa g'yi f türünden değil, g'nin denklemini bulmamızı istiyorlar. Hemen videoyu durdurun ve benden önce biraz düşünün. Bunun y ekseni üzerinden bir yansıma olduğunu görüyorsunuz değil mi? y ekseni üzerinden yansıtmak için gx'in f eksi x'e eşit olması gerektiğini de biliyoruz. f eksi x. Neden diyecek olursanız, f'e bir değer verip elde ettiğimiz değer için bu değerin negatifinde g'nin f'e verdiğimiz değeri aldığını biliyoruz da ondan. Daha açık olması adına isterseniz eksi 8'i seçelim. f eksi 8, 4'ten biraz büyüktür ama 4'e eşit olan gx'in g8 olduğunu görüyoruz. Bu durumda g'nin denklemini nasıl yazabiliriz? Hemen yazıyorum gx eşittir. Burada x gördüğüm yerlere eksi x yazarsam bir bakalım. 4 çarpı kare kök içinde 2 eksi eksi x eksi 8. Evet, bunu da biraz düzenleyelim. gx eşittir 4 çarpı karekök içinde 2 artı x eksi 8. İşte bu kadar.